Ama oh, nasıl oldu böyle ya, baksana. Abi vallahi toktum ama bak, şimdi ben açmıyorum. Size dedim %100 olmasının sebebi etin bembeyaz olması. Abi, süt tanası. Herkes yapabilir ama bunun ince kesimi, ateşin önünde bekletmeden vermek, kurutmadan vermek, eti alasolu kesmek. Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Antalya'dayız. Antalya'nın kalbinin olduğu yerdeyiz. Kale içindeyiz. Yat limanına giden bölgedeyiz. Dedik ki bir et döneri yiyelim. Antalya'da et döneri yemedik. %100 dana etini yapan kebapçı Hacı Usta'nın yanına geldik. Burada sizlere güzel bir et döneri videosu hazırlayacağız. Et döner seviyorsanız bu video tam size göre. Sen ne söylüyorsun Türk? Sen bir şey söylüyorsun ya. Şey, İranlılardır onlar. Ne diyorsun abi? Selam selam ağacan. Çıtırı ağacan, kebap kordiyi ağacan. Ne kordiyi? Sevgili dostlar, güzel bir döner videosu başlıyor. Hazırsan hadi gelin başlıyoruz. Eyvallah benim. Yerim hazır mı abi? Hazır abi ya. Şahin Usta merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyidir, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi Antalya'ya geldik, her şeyi çektik. Ne varsa yedik, içtik. Şimdi dedik ki et döner burada meşhur. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Et döner işte sizin yanınıza geldik. Evet abi, burası yağlı yağlı. Hacı babanın yeri. Evet, Hacı Usta. Hacı Usta. Evet. Hemen yeri göstereyim. Karşımızda Saat Kulesi var. Kale içine giden yol var. Köşe başında. Hacı Baba yaklaşık 50 senedir bu işi yapıyor. Evet. Et döner işi, kebap. Evet. Ben kendi ete hemen yaklaşayım. Bu etimizin içinde neler var bize söyleyebilir misin? Bu süt tanası evet. %100. %100 dana eti. Evet, %100 tamam. Dana etimizdir. Tamam. Önce hazırlıyoruz. Bir iki gün sosta bekliyor. Özel kaya tuzundan yapıyoruz etimizi. Kaya tuzundan. Evet, özel kaya tuzundan yapıyoruz. Süt, kuzusu, kuyruk yağı var içinde. Evet. Yağlı ondan geliyor. Evet. Lezzet de oradan geliyor. Öyle. O şekilde çalışıyorsunuz evet. Yani. Kesinlikle dana etinden başka kullanmıyorsunuz. Yok. %100. Peki porsiyon nasıl servis yapıyorsunuz? Bunu bana biraz bilgisini verebilir misin? Mesela? Sade, pilav üstü, dürüm şeklinde veriyoruz. 100 gram, 150 gram, 200 gram İskender şeklinde veriyoruz dönerimizi. Anladım. Ayrıca bir de şey var, yan tarafına baktığınız zaman tavuk döner ya, de var. %100 et nereden anlarsınız? Zaten beyazlarından belli. Şöyle yaklaştırayım abi. Evet, et bembeyaz. Şöyle kestiğiniz zaman zaten görürsünüz bembeyaz olduğunu. Evet. Bunu... Sevgili Şahin Usta, kaç yıldır bu işi yapıyorsun abi? Yaklaşık 17-18 senedir ben bu işi yapıyorum. Bir fiili döner işinde misin abi? Evet. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Buyur abi. Dönerin olmazsa olmaz neyi var? Yani nedir yani döner mesela? Bir insan, herkes satıyor şunun cadde üzerinde. Olmazsa olmaz ne? Sen söyle bana abi. Şöyle şimdi herkes yapabilir ama bunun ince kesimi, ateşin önünde bekletmeden vermek, kurutmadan vermek, eti alasolu kesmek. Eti kurutup verirsen bir lezzeti, bir tadı kalmaz. Sulu sulu bir olmaz. Tabii sulu sulu olacak et. Eti kurutup verirsen, ateşin önünde saatlerce bekletip kesersen olmaz. Bak ben bu modda seviyorum abi. Bizim siparişimiz öyle. Olmadığı zaman mesela biz ateşimizi hemen kapatıyoruz. Evet. Bekletmiyoruz. Sipariş üzerine kesiyoruz, burada da fazla bekletmiyoruz. Bak şu anda ustalarımız hazırlıyor. 3 tane 150 beraber. Evet, 3 tane 150 gram. Bir de sen hep tartıyorsun değil mi usta? Tabii tabii. Bir de terazimiz, Hacı Babam özellikle diyor ağır basacak. Böyle oturacak. Buranın sahibi Hacı Baba. Yaşıyor mu kendisi? Tabii tabii kendisi yaşıyor. Şu karşıdan geldiği zaman dönere baktığı zaman döner iyi değilse hemen kaldırın diyor. Etten anlıyor çünkü. Kaç yıldır iş yapıyor? Hacı Babam mı? Evet. Yaklaşık 60-65 yıldır bu işi yapıyor. Oho maşallah. Evet. İşin birine gelmiş desene. Evet efendim. 150 gram var. 100 gram var. Başka nasıl var? 200 gram var. Servise göre değişiyor. 250 isteyen var, 300 isteyen var. Şimdi ustam şuraya bakıyorum, yağlar damlıyor. Bak, sana bakıyorum da böyle. Teşekkür ederim. Alıferi evet. Yazın Allah sana sabır versin. Teşekkür ederim. Hele Antalya sıcağında gerçekten Allah sabır versin. Evet. İş biraz zor abi. Teşekkür ederim. Böyle tartarak veriyorsunuz. Evet. Dürüm de veriyorsunuz değil mi ustam? Tabii arkadaşlarımız dürüm. Şöyle karışık ızgaraya da koyuyoruz. Bu ne abi? He. Bu spesiyel kebap. Karışık sığır var. 4 tane 250 lira şey. Abi çok alevi açınca et daha mı iyi oluyor yoksa? Yani şu anda yoğun sipariş olduğu zaman herhangi bir evet. Sıkıntı olmaz. Olmaz, başındayım diyorsun. Sıkıntı yok. Evet. Hakimiyet bende şu anda. O iş ben bakayım diyorsun. Evet evet evet. Ama oh, nasıl oldu böyle ya, baksana. Abi vallahi toktum ama bak, şimdi ben açmıyorum. Size dedim %100 olmasının sebebi etin bembeyaz olması. Abi, süt tanası. Günlük işliyoruz. Yaklaşık 2 gün sosta bekliyor. 2 günden evet. Sonra ustamız sosun aşağıda hazırlıyor. Var mı? Söylemek ister misin? Ya sosun özelliği bellidir. Zaten onu biz sadece kaya tuzunu söyledik. Başka da söylememize kaya gerek yok. Kaya tuzu nasıl yapıyorsunuz abi? Ben anlamadım. Bir de kaya tuzu bize özel bir yerden geliyor. Tamam. Özel kaya tuzu. Evet. Onunla beraber 2 gün biz soğuk havada bekletiyoruz. Eti mi
Eti mi sokağa da bekliyorsunuz? Evet. Arkasında? Yaklaşık 2 gün bekletiriz. İlk defa duydum. Öyle bir şey daha önce duymamıştım. Yok. Biz terbiyede 2 gün bekletiriz ondan sonra. He ondan sonra. Evet. Şahin Usta'm çok yoğunsun. Evet. Çok fazla vaktini almak istemiyorum. Servis saatine sağ geldik. Sağ olun. Bize bir porsiyon böyle tabakta ver. Porsiyon şeklinde. Hemen. Kaç gram oluyor? Bak yine geldi. Abi sen bizim aklımızın başında var. Ne yapıyorsun şu abi sen? Şu anda ustam kebapçı karışıklıkları. Kebapçı böyle. Ustam da Diyarbakırlı. Yakışıklı ustam. Evet. Sizin hemşeriniz. Anladım ustam. Ustam ben bir de içerik kebabı da göstereyim. Tamam. Dur bir dakika. Tamam, geliyorum. Buyurun. Ben buyurun. Geliyorum. Ustalar kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor işler? Allah razı olsun. Abi oraya gelebilir miyim? Abi ne demek? Hemen geleyim oraya. Tabii, oradan abi. Kestikten sonra burada mı porsiyon haline getiriyor? Aynen burada porsiyon servis haline getiriyoruz. Burada ne yapıyorsun abi? Sen burada bir şey yapıyorsun. Ne yapıyorsun burada? Burada ısıtıyorum abi. Burada ne var? Altta şey mi var? Isım var. Burada ocak var. Altımızda ocak var. Tamam. Isıtmalar. Ona ısıtıyoruz evet. Abicim. Abi o ne ya? O ne böyle? Ekmek arası. O gobik abi. Dobik. Şöyle dönemimiz bu gobik. Dobik. He. Evet. Gobikten bir kadar güzel. Üzerine bir de burada bir sos görüyorum. Sosu da bandırıyorsun yoksa. O domates yoksa... sosu evet. İskender sosu. Evet. İskender de onlar da biliyoruz. Bu ekmek farklı İskender bir ekmeğe benziyor sanki. Bu gobik ekmeği abi. Antalya'nın, burası has bir şey mi abi? Antalya'nın özel has gobik ekmeği. Göster abi göster. Böyle de İskender sosumuz var abi. Evet evet. Göster. İskender'i sadece kullanıyorsun değil mi usta? Evet İskender'e, İskender'in de ekmek arasına da koyuyoruz. Bu 250 gram mı yürüyor? Bu 250 gram efendim. Anladım ustam. Bir de ustam. Evet. Ha burada bir kebapçı ustamız var. Kebapçı bir de kebap da var burada değil mi usta? Evet. Döner yemek istemeyenler. Kebap da, döner yemek istemeyenler biz kebabı tavsiye ediyoruz. Yani kebap, kebap da yapıyoruz. Evet yapıyoruz. Hangi kebaplar var usta sende? Izgara tarzı hepsi var hemen. Hemen hemen hepsi var. Hemen hepsi var. Adana, Urfa, tavuk, patlıcanlı kebap, domatesli kebap. Ne arasan var. Ne arasan var. Dur. Ama biz bugün döner yemeğe geldik. Başka zaman senin yanına geleceğim. İnşallah. Bekle. Tamam usta. Geliyorum usta. Şahin usta sendeyiz. Evet abi hoş geldin tekrar. Bir porsiyon tekrar alayım sende. Biz de sen 150 ver abi. Sen benim güzel abim biraz kalıplı sana 200 verelim. 200 çok olur. Öyle ben mi? Ben şu tatlı yemeğine gideceğim ya. E tamam. Sana, yoksa ben 300 sana 150 gram dartalım öyleyse. He 150 gram dart abi. Tamam, peki korkun abi. Korkun olmasın. Zaten geç olmaz. Hassas terazi var burada. Bizde terazimiz oturuyor zaten. Ya ben başka yere gidiyorum biliyorsun. Torpille gömüyorlar böyle. Öyle mi? Benden sonra bir gidince hileyi kaldırıyorlar. Olmaz. Bizden neyse o. Aa, bak şu teraziye güveniyorum. Bizim terazimiz belli zaten. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle 150 gram koydum. Tamam. Süper böyle. Şöyle. Şöyle efendim bakın. Evet. Hepsi böyle bizim müşteriye. Gerçekten. Hepsi öyle. Şahin Usta torpilli oldu mu? Değişmez. Torpilli. Torpil yok. Neyse o. Eyvallah teşekkür abi. Ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi öbür tarafa geçiyorum ben. Evet. Al abi. Şöyle geldik. Buyur. At abi 150 gram bu şekilde servis ediyor değil mi abi? Aynı abi. Şöyle gördüğün gibi. Döndenimiz yapar bunlar. Tamam. Senden küçük bir ricam olacak. Rica ederim. Şu sostan az bir şey bu köşeye dökebilir misin? Tabii ne demek. Ben sadece sosu merak ettim. Tabii sosu nasıl? Yani çok az. Çok az. Sosu çok. Rica ederim yaptım. Süpersin. Teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. 150 gram. 150 gram efendim. Bir porsiyon. Aynen öyle. O zaman biz bunu yemeye geçelim sonra devam edeceğiz ustam. Tabii beklerim. Şahin ustam eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Eyvallah abi sağ olasın. Abi, sevgili abi. Dostlar Antalya'nın belki de en güzel manzaradan birdeyiz. Karşımıza saat kulesi var, kale içi var. Burada böyle manzara karşısında güzel bir et döner yiyeceğiz. Mekan da aynen bu şekilde. İki katlı. Haberiniz olsun. Evet sevgili dostlar geldik en güzel anına, tadım zamanına. Şimdi döner, daha tadına bakmamışım ama güzel görünüyor. Yalnız şöyle bir manzarayı size göstermek istiyorum. Bakın neredeyiz? Saat kulesinin hemen dibindeyiz. Burada sizlere %100 dana etinden yapılma güzel bir döner videosu hazırlamaya çalışıyoruz. Kokluyoruz hemen. Koyun gibi kokmasa da et tadı güzel geliyor. Haberiniz olsun. Bir normal porsiyon istedik. İskender istemedik. Burada 150 gram etimiz var. Haberiniz olsun. Bugünkü fiyatıyla birlikte şöyle bir dönerin fiyatı 150 gram et 82 TL. İzniniz olursa ben böyle bir hafiften başlamak istiyorum. Tabii öncesinde ne yapıyorduk her zaman? Bir etin tadına bakalım. Şöyle et döneri tercihimiz neydi? Sulu sulu olması lazım. Böyle yanık olmaması lazım. O sosunu alabiliyorsun. Soğanda bekletiyoruz diyor ya. Bizde bir farklı bir tadı var. Bir de ilk defa duydum. Hayat yüzünde de bekletiyorlarmış. Onlar kendilerine has böyle. Al döner. Böyle.
Eti güzel. Bak samimiyetini söyleyeyim. Eti güzel. Çok fazla bekletmeyi istemiyorum. Bekleyince soğuyor. Bir de ben şöyle bir şey istedim. Almışım böyle dedim ki İskender'i sosundan bırakabilir misin? Bir de ben dedim o şekilde tadına bakayım. En azından et sosla birleştiği zaman nasıl oluyor onu size göstermek istiyorum. Sosu da güzel ama bence böyle sade yerseniz daha güzel olabilir. Ben hoşuma gitti. Almışım böyle pilav almışlar. Ben istiyorum abi ya. Almışım böyle pilavı aldığınız zaman tamam ekmek var ama şöyle daldırdığınız zaman var ya şöyle mükemmel oluyor ya. Bir parça böyle sosludan alalım. Şöyle. Et çok önemlidir. Et güzel ama dediğim gibi biz alışmışız ya koyun etine. Bunlar hep dana eti kullandığı için ve koyun eti sevilmiyor burada pek fazla. Dana etine göre etin tadı güzel, bir de kıvamı da güzel. İkiniz o sosu damakta hissedebiliyorsunuz. Sevgili dostlar, bizlere afiyet olsun efendim. Biz hem bu etin tadına hem de şu manzaranın tadına varacağız. Eğer yolunuz kale içine geçerse tavsiye ediyorum. Evet sevgili dostlar, geldik güzel bir videonun daha sonuna. Döneri güzeldi, %100 dana eti. Fiyatını söyledik, adresi ise kale için tam meydanda hemen gördüğünüz gibi. İskender de var, köfte de var. Kesinlikle bunların dışında bir de ızgara çeşidi de vardır. Onların da tadına bakabilirsiniz. Efendim bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aklınızda varsa düşünce yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir de destek olmak adına kanalımıza abone olup bildirimizi açmayı unutmayın. Antalya'dan, Antalya'nın kalbinden herkese sevgiler, selamlar efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.